Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Benim geldiniz. ismim Yunus hocam. Hoş bulduk. Bitlisliyim. 23 hoş yaşındayım. Hocam. Abim ve iki arkadaşımla geldim hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım, hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Estağfurullah. Hocam sizi bir 5 senedir falan tanıyoruz. Son bir senedir dinimize biraz yoğunlaştık. Allah'a hamdolsun. Maşallah. Yani o kadar hocam. Bitlis'te mi yaşıyorsunuz, İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayız hocam. Neredesiniz? Başakşehir. Başakşehir'de. İyi, Allah muvaffak kılsın. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Babamın da çok selamı var. Aleyküm selam. Ellerinden öpüyorum. Size de çok hocam, selam söyleyeyim. Bir soru sorayım. Estağfurullah. Şimdi hocam benim babam oy kullanmıyor. Şimdi bu doğada da mesela şirk koşmuyor hiçbir şekilde. Fakat bu siyasi tuttuğu siyasi parti vardı önceden. Buna karşı sanki hala bir gönlünde bir şey varmış gibi bize geliyor. Laf söylediğimiz zaman zoruna gidiyor mesela. Yani bizim buna nasıl yaklaşmamız lazım? Yani hükmü nedir? Şimdi hocam? Bu şöyle ama Yunus kardeşim. Şimdi biliyorsun İslam zahire bakar. Şimdi sanki zoruna gidiyor. Bunlar çıkarım, yorum. Şimdi kalbini Allah'a bırakın. Şimdi mesela diyelim ki karşımızda davet yapmış olduğumuz bir insan var. Davet yapıyoruz, kabul ediyor, teslim oluyor. Tamam, bizim sorumluluğumuz burada biter. Samimi bir şekilde mi kabul etti, yoksa çocuklarıyla arası bozulmasın diye mi kabul etti? İç dünyasında tam kabul etti mi, yoksa bu onunla Rabbi arasında olan bir şey. Yani yarın kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onu karşısına alacak. Samimi ise ona göre mükafatlandıracak, samimi değilse ona göre cezalandıracak. Sen dünyada zahire bakarsın. Şimdi bu Medine'de münafıklar var. Biliyorsunuz inanmamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de nas da var bunlara inanmadığına dair. Sahabe de bazı alametler görüyor bunlardan. İşte aynı senin dediğin gibi mesela peygamber bir şey Yahudileri dost edinmeyin diyor yüzlerini buruşturuyorlar. İşte peygamber aleyhissalatü vesselam bir şey söylüyor falan yapıyorlar böyle. Peygamberimize bazen sahabe ya bu münafık bunun kafasına vuralım dediğinde ben insanların kalbini açıp bakmakla emrolunmadım diyor aleyhissalatü vesselam. Kimsenin kalbini açmakla oranın içine bakmakla ben emrolunmadım. Bir adam ben teslim oldum diyorsa, İman ettim diyorsa ve zahiren bildiğimiz şirklerden, küfürlerden, haramlardan kendisini uzak tutmuşsa, bunu da gözümüzle görüyorsa, o sankilerimiz zan kısmına giriyor. Ona bırakalım Allah hükmetsin. Allah bir de bir şey daha söyleyeyim, o da aklınızda bulunsun inşallah. Şimdi siz genç insanlarsınız, Allah'a hamdolsun. Bir gencin henüz tam zihni, kalbi, karakteri oturmadığı için bir şeyleri kabul edip öncesini değiştirmesi çok kolaydır. Ya mesela diyelim işte bir kardeşimiz geliyor 22-23 yaşında, 25 yaşında fanatik işte bir futbol takımını tutuyor. Şimdi ona İslam'ı anlattığın zaman, İslam'ı dinlediği zaman kısa bir sürede bunu değiştirebiliyor. Çünkü henüz tam şey oturmamış, kalbi, zihni, karakteri oturmamış. Ama şimdi 60-70 yaşında bir amca, bütün hayatı boyunca bir şeyi sevmiş, bütün hayatı boyunca bir şeye bağlanmış, bütün hayatı boyunca bir şeye öfkelenmiş. Yani bu adamın böyle bir kere de bazı şeyleri değiştirmesi mümkün değil. Şimdi bir örnek vereyim size. Sahabe iman ediyorlar. Şimdi İslam ne üzere kurulu o gün için söylüyorum. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı inkar etmek üzere kurulu. En açık şirkler bunlar. Hala yemin ettiklerinde bazen, yemin ettiklerinde şaşırıyorlar. Lat'a ve Uzza'ya yemin olsun ki diyorlar. Ağız alışmış. 40 sene, 50 sene boyunca ağız alışmış. Lat'a ve Uzza'ya yemin olsun diyorlar. Ve Peygamberimiz onlara şu hadisi söylüyor. Sizden kim Lat'a ve Uzza'ya yemin ederse hemen akabinde La İlahe illallah desin. Yani Allah'a olan bağlılığını göstermek için La İlahe illallah desin. Şunu da demiyor peygamber. Sizden biri nasıl olur da Lat'a ve Uzza'ya yemin eder? Çünkü aleyhissalatü vesselam gerçekçi bir insan. Bu adamlar 60 yıl Lat'a ve Uzza'ya yemin etmişler. Bir kere de bundan kurtulmaları mümkün değil. Bazen ağız alışkanlığı olabilir. Bazen eski duygular insanda şey yapabilir, depreşebilir. Bunlar çok normal şey, insani şeyler. Önemli olan genel halinde bu adamın durumu nedir? O genel haline bakacağız. Genel halinde tevhid üzereyse, İslam üzereyse, tevhid amelleri üzereyse Allah'a hamd edeceksiniz. Umulur ki Allah o kalbinde kalan tortuları da sizin sabrınızla, güzel ahlakınızla zaman içerisinde kalbinden siler atar. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Allah icrinizi versin. Eyvallah. Abilerin nerede? Abim o tarafta hocam. Buradalar. Siz de hoş geldiniz abi. İyisiniz. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz. Başka üstüne geldiniz. Eyvallah. Eyvallah.